Özellikle Türk yapımı Bir Saati Bakışmalı, Bir Saati Ağlamalı, Bayağı Acılı, çokça kanlı dizileri izlerken, daha doğrusu izlemeye çalışırken cılkımız çıkıp bıraksak da bir tarafımız mutlu oluyor artık. Çünkü artık bu diziyi mahalle tabiriyle şöyle bir eline alacak bir adam var diyoruz. Alıp onu biraz kurgudan, biraz hikayeden, biraz çekimlerden, çokça da süresinden vurup hak ettiğini verecek biri var. Diziyi izlerken değil de eleştirisini izlerken eğleneceğiz en azından diyoruz. Öyle de oluyor sağ olsun. Yaklaşık 10 yıldır YouTube'da kameranın önünde, uzun bir süredir de mikrofon başında olan Murat Soner, kendine has tarzı ile YouTube'da herkesten linç yemeyi başaran tek adam olma özelliğini elinde tutmaya devam ediyor. Medya sektörüne henüz 16 yaşında atıldı. Hayallerini süsleyen radyo programcılığı mesleğini yaparken sesiyle girdi hayatımıza. Ne oldu hani? Türk dizileri daha iyiydi. Derseniz bir durun. Büyüdü, gelişti, haliyle yaptığı işi de geliştirdi. Bir dönem gurbete gidip memleket hasreti çeken Survivor yarışmacısı hayatı da yaşadı. Ve 2010 yılında da YouTube'a giriş yaptı. Gözlem yeteneğini kaleminin gücüyle birleştirdi. Ortaya çıkan iş de tadından yenmez hale geldi desek yeridir. Onun sayesinde dizilere, filmlere bakış açımız değişti. Hatta hayata da başka bir gözden, daha detaylı, kimi zaman eleştirel, kimi zaman da yapıcı bakar olduk. Ona örnek gösterilen kişiler piyasadan silinirken, o bazılarının idolü haline geldi. Geçmişiyle ve bugünüyle Murat Soner, Vibio'da. Televizyonda ya da internetteki birçok diziyle ilgili bilgileri kendisinde bulabilirken, kendisiyle ilgili bazı bilgileri hiçbir yerde bulamadık. Doğum tarihini bilen varsa da Allah aşkına yorumlarda yazsın biz de öğrenelim. Memleketi, cuma günü akşam yemeği niyetine yapılıp, pazartesi bayat hali bile kahvaltı masasında kendine yer bulan pidelerin diyarı Samsun. Ama doğum İstanbul. İlkokul ve ortaokulu bitirdiğinde, çevresindeki gibi ben NASA'da astronot olacağım, ben profesör olacağım gibi uçuk kaçık hayaller kurmasa da o da kendine küçük hedefler koymamış. Belki de o sebepten hayalleri ayağına geldiğinde tereddüt etmeyip henüz 16 yaşında mikrofon başına geçmiş. Evet, radyoda çalışmaya başladığında henüz 16 yaşında bir lise öğrencisiymiş. Kolay kolay da vazgeçmemiş mikrofonun başında kalıp sadece sesiyle tanınan adam olmaktan. Her radyo dinleyen o sesin sahibine kafasında bir profil çizer. Eğer etkileyici bir sese sahipse de belki de dünyanın en yakışıklı adamıdır o. Onun dinleyicileri de aynı şeyleri düşünüp sadece sesinden etkilenerek evlerine çağırır duruma gelmiş. Ama o işinde gücünde tabii. Radyo programcılığında yükselmeye devam etmiş. Radyo müzik, TRT, Pal FM, Power Türk, Kral FM, İstanbul FM. Dahası da var, saymakla bitmez. Sesiyle tanınan, bilinen biri haline geliyor. Elbette seslendirmenlik de yapmaya başlıyor. Bir dönem Türkiye'den ayrılıp Kanada'ya yerleşiyor. Ancak söylediğine göre gittiğine pişman olması için birkaç gün yetiyor. Sinema için 50 kilometre, alışveriş için 35 kilometre, herhangi bir etkinlik için de 40 kilometre yol gitmek zorunda kalmak, özellikle İstanbul'dan çıkma birisi için pek de kolay olmasa gerek. Yine kendi deyimiyle birkaç hafta sonra, ''Ne olur bir bardak çay verin.'' diye ağlayan Survivor yarışmacısı gibi memleket hasreti çekmeye başladı. Dönme kararını verdi ancak tekrar Türkiye'ye yerleşmesi 2 yıl sürdü. Memleketin taşını, toprağını, insanını en çok da dizilerini özlemişti. Ağzının laf yapması zaten mesleğinden, yeteneğinden belli. Okuma, izleme, yazma, çizme desen zaten var. Anlayacağınız donanım tam. 2010'a girerken de mikrofon başında değil de kamera karşısında olmanın değerinin arttığını gördü ve yeni yılın ilk günlerinde bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. İlk videosunun başka olma ihtimali oldukça yüksek olsa da Nisan 2022 itibariyle kanalının en eski videosu bu. Bir yandan ne alaka diye düşünüp, bir yandan da kendisi de binlerce kişinin önünde böyle ortalığın tozunu attırıyor diye romantizm dolu anlar yükleyebiliriz elbette. Kim ilk günle aynı kaldı ki sonuçta? İlerleyen videolarında radyo kültürünü kaybetmeyip, oradaki içerikleri kamera karşısına taşıyarak bir nevi bildiği yoldan gitti. 3 yıl önce yayınladığı fragman tepkisiyle de bugün bizim bildiğimiz Murat Soner olma yolundaki en büyük adımı attı. Dalgalı saçların en büyük düşmanı olan yeşil perde önünde bugünkü kalitesinden uzak bir görüntü olsa da içeriğin kalitesi yine de tartışılmazdı. Zira kendi çizgisini hiç kaybetmediğini o videodan bile anlayabiliyoruz. Bu filmin gişesi Recep İvedik filmlerinin gişesini geçmezse utanın. Bu milat videosundaki en büyük mesajı bile hala bugünkü gibi böyle yapımlara gitmeyindi. Zamanınızı ve paranızı hak etmeyen yapımlara ve araya bol bol reklam almak için 3 saatlik diziler çekip milyonlarca lira cukkalayan yapımcılara vermeyin. Biz kaliteli hikayeleri, özenle yazılmış senaryoları hak ediyoruz. Saçma sapan mantık hatalarına,
izleyiciyi aptal yerine koyan sahneleri hakkınızı yedirmeyin. Belki de Murat Soner'in en büyük amacını bu cümlelerle özetleyebiliriz. O ise buna biraz da mecbur kalarak tek tek diziler üzerinden anlatmak zorunda kalıyor. Ülkede reyting rekorları kıran dizinin içindeki asla anlaşılamayan ilişki eşleşmelerini anlatmak için bir öğretmen edasıyla karşısına oturtsa da bizi ''Abi doğru söylüyorsun ama ben yine seviyorum izlemeyi'' diyenlerden kurtulamıyor. Yeni bir dizi çıkıyor, alıyor kumandasını klavyesini, ''Güzel kardeşim yapma etme'' demek için tekrar geçiyor kameranın karşısına. Bu arada az önce videolardaki çekimlerin yetersizliğinden bahsetmiştik. Yeni döneminde ise evinin altında kendisi için kurduğu, duvarlarını kendi eliyle boyayıp parça parça da olsa ekipmanını tamamladığı stüdyosunda görüntü kalitesini de içerikleriyle dengelemeyi başardı. Bu sayede kendisinin de gençlik yıllarında izlemekten zevk aldığı Metin Akpınarvari mimiklerini izlerken biz de daha çok eğlenir olduk. Elbette kendisi bir özenme derdinde değil ancak deve kuşu kabare izleyen nesil gibi o da Metin abisinden etkilenmiş. Kalemini kuvvetlendirirken kimlerden etkilendi bilinmez ama kendi stüdyosunda kendi metinlerini çekip, kendi kurgulayıp, yine kendi tasarımlarıyla bizlere sunması da ayrı bir takdir konusu. Sadece Türk yapımı dizilerle ilgili videolar çektiğini de düşünmeyin bu arada. İzlediğiniz ya da izlememeniz gereken birçok yapımı videolarında konu alıyor. Ama ne yalan söyleyelim, Kore yapımı zombi dizilerinin saçmalıklarını izlemek mi? All of Us Are Dead, yoksa Türk yapımı bir dizide başrol kızımızı boğa kovalamasını izlemek mi dersiniz? Onun cevabı da size kalmış. Böyle bir eleştiri konsepti etrafında şekillenince seveni kadar sevmeyeni de bol oluyor. Sırf bir videosunda adını andığı bir şarkıcının şarkısını sevmediğini söylediği için o şarkıcının yapımcısı tarafından tehdit edilmişliği bile var. Ya da kraldan çok kralcılar gibi bir dizinin hayranlığıyla yanıp tutuşan fanlar tarafından linçlenmişliği de. Bir yandan da bizim diziyi de göm diyen, hatta eleştirinin ardından arayıp teşekkür eden yapımcılar da var. Madem bu kadar önemseniyor, o zaman kendi de oturup yazsın bir dizi görelim diyenler varsa vallahi biz de bekliyoruz. Sıkıyorsa kendi oynasın diyenlere de bir cevap, en azından cevabımsı bir şey verdi. Hile dizisinin final sezonunda replikleri toplam 13 kelimelik bir rol aldı kendisi. Rolü küçük ama görevi büyük. Karakterinin çehresini ölüm anında bile geliştirmeye devam edecek kadar bilinçli bir tetikçi olarak hayata veda eden karakterini en çok da kendisi eleştirdi, alay etti. Tabii böyle eşek olunca semer vuran da çok oluyor. Belki de yapılabilecek en doğru şey olmasına rağmen çok zormuş gibi görülen, önce kendine bakma geleneğini bir an bile elinden bırakmadı. Hiçbir eleştirisinde sen kötüsün, sen berbatsın gibi ya da daha büyük hakaretlerle insanları kırmadı. Sırf birilerine laf edeyim derdiyle kılı kırk yarıp açıklar aramaya da çalışmadı. Doğru noktalara kendi tarzıyla ufak dokunuşlar yaptı. Tabiri caizse arada bir zülfiyare dokundu. Olacak o kadar. Bazen ayıp olmasın diye eleştirdiği yapımların iyi yönlerini arayıp bulma konusundaki çabası da bizim gözümüzde takdire şayan. Murat Soner, bugün anlatmaya çalıştığımız çizgi üzerinde yürümeye ve YouTube kanalında videolar üretmeye devam ediyor. Başından geçenleri ve videolarında anlattıklarının bir fazlasını taşıdığı zihnini insanlara yüz yüze açmak için biletli gösteri yapar mı bilinmez. Yaparsam insanlardan anlık tepki beklerim. O an bana değil, telefona bakan biri olursa anlatacağım her şeyi unuturum. Bir gün gösteri yaptığımı görürseniz bilin ki tedavi olmuşumdur, demişti kendisi. Biz de kendisine tez zamanda acil şifalar diliyoruz.